Geçen hafta pazartesi günü işten veya doldum. İlk günler çok dikkatli olmam gerekiyordu. Çünkü fazla, hele ilk günü fazla konuşunca ya da yemek yerken çok küçük kesmeniz lazım. Çünkü o zaman kanama olabiliyor. Ama ondan hariç 3. günden itibaren gezmeye başladım, İstanbul'u dolaştım. Yani bırak da aslında, gerçi tabii her şeyi her zaman gibi yapamıyorsun. Uyurken, uzanırken, gece boyunca hep sırt üstü. Bir de ben çok korktum yani, acıyacak diye, bir şey olacak diye. Peki Elif Hanım, korktuğunuz gibi bir süreç mi? Yani günlük hayatınızı etkileyebilecek bir süreç mi? Aslında hayır. Ben çok endişeleniyordum, birisi değecek diye, yani çok korku yapıyordum. Hele evde çocuklar var, yani kuzenlerim. Çok korktum ama gayet dar geçti. Ve üçüncü günden itibaren yavaş yavaş birazcık nefes bile alabiliyordum orada. Ona çok şaşırdım. Dediler bir hafta boyunca hiç nefes alamayacaksın, hiç olmayacak. Ağlayabilir, şunu bunu, yani anlatanlar çok oluyor, böyle olacak, şöyle olacak, internette okuyorsun. Ama ona rağmen üç gün birazcık böyle çok yattım, uzandım, istirahat ettim. Ondan sonra iyiydim yani. Biz gezdik, tozduk, Eyüp'e gittik falan filan. Rahat geçti. Yemek yemesi bile rahat geçti. Anladım. Peki az önce aynaya baktığınızda bir söz söylediniz. Onu burada da söyleyebilir misiniz? İnanamıyorum. Zaten aynanın içine giriyordum. İnanamıyorum yani. Ben şey dedim, o kadar düzgün olmuş ki benim burnum bayağı eğriydi, büyürüldü. Yani böyle yanacağı şekli vardı falan filan derken. Ben aynaya baktım, şok oldum çünkü öyle bir düzgün bir de yüzümün ortasına yapılmış ama ona rağmen yine de doğal duruyor. Dedim ben kağıt kalemle çizsem bu kadar güzel düzgün çizemem. Doktor bey ameliyat yapıyor, sana estetikten böyle bir burun. Çok memnunum, çok mutluyum yani. Şimdi daha hala onun içindeyim, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Harika. Güzel oldu. Hiç pişman değilim. Daha demin başkalarıyla oturma odası, bekleme odasında da konuştum. Hepsi diyorum yani ilk iki gün birazcık zorlaşıyorsun. Çünkü tabii dikkat ediyorsun, fazla konuşamıyorsun. O en zoruydu, korkusunu çok severim. Ama ondan hariç yani çok güzeldi. Şey, çekmesi, çıkarması bile beni çok korkuttular. Hiç acımadı. Her şey yolunda diyorsunuz. Peki, çok teşekkür ederiz o halde.